İyi akşamlar. 31 Aralık Pazar gününün gündemiyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, miladi yeni yıl mesajında terörle mücadeleye, İslam Birliği ve Kudüs meselesine ilişkin mesajlar verdi. Erdoğan görüntülü mesajında terör örgütleriyle mücadelede önemli adımlar attığımız 2017 yılında özellikle ekonomi alanında ciddi saldırılarla karşı karşıya kaldık. Hamdolsun tüm bu saldırıları akamete uğrattık dedi. Yeni yılın ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl mesajında Türkiye üzerindeki hain planlara karşı başarıyla mücadele edildiğinin altını çizdi. FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele konusunda çok önemli adımları attığımız 2017 yılında, özellikle ekonomi alanında ciddi saldırılarla karşı karşıya kaldık. Hamdolsun, milletimizin feraseti, hükümetimizin dirayeti ve dostlarımızın desteğiyle tüm bu saldırıları akamete uğrattık. Üç ülkeyi kapsayan son Afrika gezisini hatırlatan Erdoğan, İslam Birliği'ne vurgu yaptı. Biz Afrika'ya, Orta Doğu'ya, Orta Asya'ya, Balkanlara yönelik açılımlarımızla bu topraklarda senelerdir bekleyen tohumları yeşertmenin gayreti içindeyiz. Gittiğimiz yerlerdeki kardeşlerimizin de bize aynı iştiyakla, aynı heyecanla, aynı umutla baktıklarını, sarıldıklarını görüyoruz. Karşılıklı sevginin, saygının ve muhabbetin olduğu bir yerde bunun tüm insanlık için hayırlara vesile olacak neticelere tebdil olmasını kimse engelleyemez. Türkiye'nin Osmanlı'dan gelen tarihi bir misyon yüklendiğini söyledi. Her ne kadar bazıları bizim bu coğrafyalardaki gelişmeler konusundaki hassasiyetimizin sebebini anlayamıyor olsa da bu hususta milletimizle tam bir mutabakat içinde olduğumuzu biliyoruz. Türkiye'nin bölgesindeki meseleleri çözmeden kendi geleceğini güvence altına alamayacağı gerçeği bizi daha aktif, daha kararlı, yeri geldiğinde daha çok risk alan bir dış politika izlemeye yöneltiyor. Son dönemde yaşadığımız tecrübeler sahada olmadan masada olunamayacağını hepimize çok net bir şekilde göstermiştir. Türkiye'nin Irak, Suriye ve Filistin'deki hassasiyetini hatırlatan Erdoğan, Kudüs konusunda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda sağlanan başarıya işaret etti. Türk milletine ve 128 ülkeye teşekkür etti. Kudüs meselesi, ülkemiz ve bölgemizle birlikte dünyanın her köşesindeki Müslümanlar ve mazlumlar için yeni bir imtihan haline dönüşmüştür. Amerika'nın attığı adım, İsrail dışında hiçbir ülkeden makes bulmamış, tam tersine Kudüs'ün Filistin'in başkenti olarak ilan edilmesiyle hayırlı bir gelişmenin kapılarını aralamıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Düzce İl Kongresi'ndeki konuşmasında ise kanun hükmünde kararname ile sivillerin korunması düzenlemesine karşı eleştirilere tepkisini sürdürdü. Erdoğan, 15 Temmuz'a dil uzatmakla Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'na dil uzatmak aynı şeydir, dedi. Şimdi de 15 Temmuz mücadelesine ve bu mücadelede verdiğimiz şehitlerimize dil uzatmaya başladılar. Biliyorsunuz. Kurtuluş Savaşımız sırasında da birileri Anadolu'da süren bu kutlu mücadeleye saldırıyorlardı. 15 Temmuz'a saldırmakla Çanakkale zaferimize, Kurtuluş Savaşımıza dil uzatmak arasında hiçbir fark yoktur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz şehitlerine ve gazilerine yönelik kullanılan çirkin ifadelere bu sözlerle tepki gösterdi. Yeni bir Kurtuluş Savaşı verdiğimiz şu günlerde bize yakışan birlik olmaktır, dedi. Türkiye yanarken, İslam dünyası yanarken, insanlık inim inim inlerken, sesleri solukları çıkmayan en küçük bir aksiyonlarını, en küçük bir tepkilerini görmediğimiz kişiler bir anda sahaya inmeye, olur olmaz konularda konuşmaya başladı. Hayırdır? Bir anda bu iştiyak, bu heves, bu hız, bu tepkisellik nereden çıktı? Biz milletimizde olan muhabbetimizi derinleştirir, saflarımızı sıklaştırırken bu bozgunculuk merakının sebebi nedir?
Türkiye'nin yeni bir kurtuluş savaşı verdiği şu dönemde bize yakışan birlik olmaktır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs kararının ardından Birleşmiş Milletler'e mali desteğini azaltan Amerika Birleşik Devletleri'ni eleştirdi. Şimdi Amerika Birleşmiş Milletler'e verdiği desteği çekiyormuş. Hani sen demokrattın? Hani demokrasiye inanıyordun? Demek ki her şey senin istediğin gibi olursa demokratsın, senin istediğin gibi olmazsa demokratiden vazgeçiyorsun. Kudüs'te İsrail askerliğinin Filistinli Müslümanlara yönelik baskı ve şiddet eylemleri devam ediyor. Gösterilere gerçek mermilerle müdahale eden İsrail askerleri 7 Filistinliyi yaraladı. İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik şiddet eylemleri artarak devam ediyor. Doğu Kudüs'ün Ebu Dis beldesinde düzenlenen gösteriye askerler göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermilerle müdahale etti. 7 Filistinli yaralandı. İsrail ordusu yine Gazze'den roket atıldığı bahanesiyle Gazze'nin güneyindeki Refah kentini bombaladı. Bir gözetleme kulesi imha edildi. Hamas'tansa Amerika Birleşik Devletleri'nin Tel Aviv Büyükelçisi David Friedman'a tepki geldi. Filistinlilerin Başkan Donald Trump'ın Kudüs kararına gösterdiği tepkiyi kınayan açıklamasına tepki gösteren Hamas'ın sözcüsü Fevzi Berhum, Filistinlilerin tepkisini çirkin, kışkırtıcı, antisemitik olarak tanımlayan açıklamaları Friedman'ın ırkçı karakterini ve tarihi bilmediğini ortaya koymaktadır, dedi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Kudüs direnişinin sembol ismi 16 yaşındaki Fevzi El Cüneydi'yi telefonla arayarak sergilediği duruştan dolayı tebrik etti. İsrail askerleri tarafından gözaltına alınıp serbest bırakılan ve psikolojik destek için Türkiye'ye getirilen Down sendromlu Muhammed Ettavi ise Down sendromlular tarafından işletilen tebessüm kahvesini ziyaret etti. Türkiye'de çok mutluyum. İstanbul'u her tarafı geziyorum. Tebessüm kahvesindeki çalışanlarla buluştum. Onlar da benim kardeşlerim. Burası ise Gaziantep. Mekke'nin fethinin 1387. yıl dönümü ve Kudüs gecesi düzenlendi. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi ve ilahiler seslendirildi. Gecede il genelinde gerçekleştirilen Siyer-i Nebi yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Suudi Arabistan'da temaslarda bulunan Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, Uhud'da Avrupa'dan umre için gelen gençlerle bir araya geldi. Erbaş, Medine Uluslararası Türk Okulu ve Kur'an-ı Kerim Müzesi'ni de ziyaret etti. Hocam. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Suudi Arabistan'da umre ziyareti için kutsal topraklara giden gençlerle bir araya geldi. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin organizasyonuyla Avrupa'dan gelen yaklaşık 1000 gençle Medine-i Münevvere'de Uhud Dağı eteklerinde buluştu. Erbaş, gençlere hitabında Hazreti Ebubekir gibi doğru ve sadık, Hazreti Ömer gibi adil, Hazreti Osman gibi edep sahibi, Hazreti Ali gibi ilim sahibi olun ve en önemlisi de Hazreti Muhammed gibi emin ve güvenilir olun tavsiyesinde bulundu. Şahımız bakımından fevkalade önem arz etmektedir. Sahabelerin İslam'ı anlatmak için yeryüzüne dağıldıklarını hatırlatan Ali Erbaş, sizler de Avrupa'nın değişik ülkelerinde aynı tevhid ruhunu temsil etmelisiniz. Uhud Savaşı'nda gençler büyük bir fedakarlık ortaya koydu. İslam ümmeti bugün gençlerin gayret ve özverisine en çok muhtaç olduğu dönemlerden birini yaşıyor, dedi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Medine'de bulunan Medine Uluslararası Türk Okulu'nu da ziyaret etti. Burada öğretmenler ve öğrencilere hitaben bir konuşma yapan Erbaş, Medine'nin İslam'la tanışmasıyla birlikte Kur'an-ı Kerim'le, ilimle, bilgiyle aydınlandığını söyledi. Öğrencilere derslerine iyi çalışmaları hususunda tavsiyelerde bulunan Ali Erbaş, Medine'de Kur'an-ı Kerim Müzesi'ni de ziyaret etti. Yetkililerden müze hakkında bilgi aldı. İran'da hayat pahalılığını protesto için yapılan gösteriler 13 kente yayılırken 4 gündür süren eylemler sırasında 2 gösterici hayatını kaybetti. Resmi makamlar güvenlik güçlerince ateş açılmadığını
Ölümlerin yabancı ajanlarca gerçekleştirildiğini duyurdu. İran'da hayat pahalılığını protesto amacıyla Perşembe günü başlatılan gösteriler 13 kente yayıldı. Kamu binalarına ve bankalara saldırılar yapıldı. Gösterilere güvenlik güçlerince müdahale edildi. Olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Darut kentinde açılan ateş sonucu iki eylemci hayatını kaybetti. Resmi makamlar göstericilerin İran polisi tarafından değil, yabancı ajanlar tarafından öldürüldüğünü duyurdu. Olayların ardından rejim yanlıları da meydanlara çıktı. İran dini lideri Ali Hamane'ye bağlı grupların düzenlediği eylemler, yönetime karşı 3 gündür devam eden protestolara yönelik karşı gösteri olarak yorumlandı. İran Meclis Başkanı Yardımcısı Ali Mutahhari, yıllardır yasaklamalar nedeniyle protesto kültürümüz gelişmedi. Bundan dolayı da gösteriler kısa sürede amacından saptı. İçişleri Bakanlığı halkın medeni itirazlarını kabul ederek gösteri izni vermekte zorluk çıkartmamalı, dedi. İran İçişleri Bakanı Rahmani Fazlı ise, hükümetimiz, meclis ve yargı halkın taleplerini yerine getirmek için adım atmaya hazır. Ancak halkın huzurunu bozanlara karşı verilecek açıklamasını yaptı. Suriye'nin kuzeyinde 30 askeri silahlı birlik milli ordu altında tek bir çatı altında birleşti. Esed rejimi ise Doğu Guta ve İdlib'de sivil katliamına devam ediyor. Abluka altındaki bölgelerden yeni bir bebek dramı yansıdı kameralara. Bombardımanda kafasından ağır yaralanan 2 yaşındaki Kasım bebek tedavi olmayı bekliyor. Suriye'de rejim muhalifi silahlı birlikler adına önemli bir adım atıldı. Özgür Suriye ordusuna bağlı yaklaşık 36 grup Aziz'de bir toplantı yaptı ve Milli Ordu adı altında birleşti. Öncelikli amacımız Fırat Kalkanı Harekatı ile güvenli hale getirilen bölgeyi elimizde tutmak ve Esed rejimi ile DAEŞ, PKK, PYD gibi terör örgütlerine karşı durarak halkı savunmaktır. Geçici hükümetin başbakanı Cevat Ebu Hatap, Türkiye'nin desteğine dikkat çekti. Bizim için en önemli husus bütün bölgeyi tek bir ordu haline getirmek, bu da Türkiye'nin desteğiyle olur. Fırat Kalkanı'yla bölgede tahribat sadece %15'te kaldı. Rakka'ya baktığımızda ise tamamı yıkıldı. Türkiye aynı şeyi yapmadı. Ankara'ya minnettarız. İnanıyoruz ki Suriye'nin geleceği güzel olacak. Milli Ordu'da 33 kol ordunun birleştiği ve yaklaşık 22 bin kişilik güce ulaşıldığı açıklandı. Esed rejimi ise Doğu Guta'ya saldırılarını sürdürdü. Şam'ın abluka altında tutulan bölgesine topçu ve hava saldırılarında 15 sivil daha hayatını kaybetti. İdlib'in bazı köy ve beldelerine düzenlenen hava saldırılarında da 9 sivil hayatını kaybetti. Bu arada Doğu Guta'dan yeni bir bebek dramı yükseldi. 2 yaşındaki Kasım da annesini kaybedip ağır yaralanan Kerim bebeğin kaderini yaşıyor. Öksüz kalan minik Kasım bombardımanda kafasından ağır yaralandı. Sondayla beslenen ve ağrıları nedeniyle uyuyamayan Kasım'ın kafasındaki şarapnelin çıkarılması ve diğer tedavileri için acilen ameliyat olması gerekiyor. Çene, ağız ve burnunda büyük yırtık ve kırıklar var. Güçlükle besleniyor. Çok şükür ölüm tehlikesini geçici olarak atlattı. Acilen bazı ameliyatlar gerekiyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doğu Gutalı çocukların yanında durduğunu biliyor ve teşekkür ediyoruz. İnşallah bize en kısa zamanda yardımcı olur. Sırada dikkat çeken başka haberlerin yer aldığı kısa kısa bölümümüz var. Genelkurmay Başkanlığı 22-28 Aralık tarihlerinde 53 PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Son operasyonun haberi Kuzey Irak'tan geldi. Sınır hattındaki askeri birliklerimize uzun namlulu silahlar ve havanla gerçekleştirilen saldırılar sonrasında düzenlenen hava harekatında 4 terörist öldürüldü.
İstanbul İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvay yeni altyapı düzenlemelerinin ardından törenle tekrar hizmete girdi. İstanbul Valisi Vasip Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın katıldığı törende tramvayın bir hafta ücretsiz olacağı açıklandı. Yavuz Sultan Selim'in Hatay'ın Yayladağ ilçesine gelişinin 500. yıl dönümü törenlerle kutlandı. Osmanlı İmparatorluğu'nun 9. padişahı Yavuz Sultan Selim'in 1517 yılındaki Ridaniye Savaşı sonrası Suriye topraklarından Yayladağ'a girişinin 500. yıl dönümü etkinliğinde Yavuz'un ilçeye gelişi ve otağına girişi canlandırıldı. Mehteran takımı konser verdi. Türkiye'de 2017'de doğan kız bebeklere en fazla Zeynep, erkek bebeklere de Yusuf ismi verildi. Kız çocuklara konan isimler arasında ikinci sırada Elif, üçüncü sırada Defne var. Erkeklerde ise ikinci sırada Eymen, üçüncü sırada Ömer ismi yer alıyor. 15 Temmuz kahramanı şehit Assubay Ömer Halis Demir'in adı ise 18 ilde aileler tarafından tercih edilen ilk 10 isim arasında yer aldı. Sivas'ta aç kalan Başak ilçeye indi. Hefak ilçesinde Nurettin Koçak Öğrenci Yurdu'nun bahçesine giren yavru Başak, yurdun güvenlik personeli tarafından yakalandı. Durumu Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'ne bildirildi. Ben de hiç görmemiştim. Bizim öğrencilerimiz de yakından gördüler. İsmini de misafir koymuşlar. Başak karnı doyurulup sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yetkililerce Esenli Köyü yakınlarında ormanlık alana bırakıldı. Tam 100 metrekarelik dev bir Ebru çalışmasını getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Miniklerin Hatay'da yaptığı, cüsseleriyle ters orantılı bu dev eser alanında Guinness Rekorlar kitabına da girdi. İşte o sanat eseri ve hazırlanışındaki keyifli anlar. Minikler yüzlerce fırça darbesiyle ortaya rengarenk bir sanat eseri çıkardı. Tam 100 metrekarelik Ebru çalışması Guinness Rekorlar kitabına girdi. Rengarenk bu görüntüler geçtiğimiz Mayıs ayında Hatay'da kaydedildi. Vilayetler Hizmetler Birliği Anaokulu'nda öğrenim gören 400 çocuk bir araya geldi. Miniklerin yetenekleriyle ilgili farkındalık oluşturmak için geleneksel sanatımız Ebru seçildi. Bu çalışmamızın amacı, temel amacı okul öncesi eğitimi farkındalık oluşturma adına yapmıştık. Çocuklarımızın, 4 ve 5 yaş çocuklarımızın neler başarabileceğini tüm velilerimize ve çevremize, bölgemize farkındalık oluşturma adına yaptık. Kollar sıvandı, minikler işe koyuldu. Tam 6 ton su 50 metre uzunluğunda ve 2 metre genişliğindeki Ebru teknesine dolduruldu. Minikler iş başına geçti ve büyük bir keyifle 30 litre boyayı küçük fırça darbeleriyle tabloya nakşetti. Uzun süre ter döktüler ancak sonuç sevindiriciydi. Ortaya bu dev sanat eseri çıktı. 100 metrekarelik Ebru çalışması geçtiğimiz hafta tescillendi. Alanında Guinness Rekorlar kitabına girmeye hak kazandı. Başarılı sonuçlanması ve tescillenmesi de bizim okulumuzu ve personelimize büyük bir gurur verdi. Aynı zamanda değerlerimizin de temsili olan Ebru sanatının böyle bir etkinlik olarak yapılması ve bunun da Guinness Rekorlar kitabına girecek şekilde tescillenmesi bizleri son derece mutlu etmiştir, gururlandırmıştır. Bu haberle ana haber bülteni noktalıyoruz efendim. İyi akşamlar diliyoruz, hoşçakalınız.